Özellikle büyüklerimiz bunu çok iyi bilir. Bizler de tabii ki hatırlıyoruz, biliyoruz. Mesela bir ürünü alacağımız zaman bir tadına bakardık, değil mi? Yani markete gittiğimizde böyle özellikle mesela pastırma alacaksak, arkamda pastırma fotoğrafı olduğu için özellikle pastırmadan örnek veriyorum. Böyle bir dilim keser verirlerdi ama artık vermiyorlar. Vermemelerinin de nedeni var. Çünkü bir dilim pastırma artık bir ekmek fiyatını geçti. Yani Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Fırat Çatalbaş pek yakında kuyumcularda demiş ya, yerden göğe haklı, gerçekten öyle. Pastırma fiyatı, ki buna sucuğu da ekleyebiliriz, aldı başını gidiyor. Bastırmanın kilosu kaç paradır? 690 lira. 690 lira. Bastırma mı olur kardeş? Biz yemeyecek miyiz biz bastırma? Tadı damak çatlatıyor ama fiyatı da dudak uçuklatıyor. Pastırmanın kilosu 700 liraya dayandı. Pastırma fiyatlarından haberiniz var mı? Var, maalesef çok arttı. Seviyor musunuz? Çok seviyoruz ama artık gramaj olarak azalmak zorunda kalıyoruz. Pastırmanın kilo fiyatı ham maddesi olan etin fiyatını bile ikiye katladı. Pastırma neyden yok? Antrikottan yapılır güzelce ne? Elimizde gördüğümüz etten yapılır. Kastamonu ve Kayseri arasında tatlı bir rekabete neden olan işte o pastırma. Elimde görmüş olduğunuz dana antrikottan yapılıyor. Dana antrikotun fiyatı 315 lira. Pastırmanın fiyatı ise 690 lira. Yani aradaki fark neredeyse 2,5 katı. Ama ben pastırması sabah kahvaltısında yapamam kardeşim. 690 değil, 790 da olsa yerim. Sever misiniz pastırma? Ben çok severim pastırma. Pastırma, sucuk olması olmazımdır sabah kahvaltısında. Ne tür işlemler görüyor? Yani bu kadar pahalı olmasının altındaki sebep ne? Tuzla pişiriliyor. Bunun bir firesi var tabii ki. Bekliyor bu çünkü asılı şekilde. Kuruma süreci var. Sofradan tamamen mi kaldırmayı düşünüyorsunuz yoksa? Ne pastırma yemeyi düşünmüyorum artık, öyle diyeyim. Yakında alamayacak konuma gelebiliriz. Çok fazla arttı. Eskiden tadına bakılarak alınan pastırmanın bir diliminin fiyatı bir ekmek parasını geride bıraktı. Bir dilim ne kadar? 5,5 lira. Bir elimde bir dilim pastırma, diğer elimde ise bir ekmek var. Görmüş olduğunuz bir dilim pastırmanın fiyatı 5,5 lira. Elimde görmüş olduğunuz ekmeğin fiyatı ise 4 lira. Yani bir dilim pastırma bir ekmekten daha pahalı. Artık her şeyi az az alıyoruz böyle. Bir damla bir damla. Önceden yarım kilo civarı alırken şu an 200 gram alıyoruz. Pastırma kadar olmasa da işlenmiş et olan sucuğun fiyatı da düşündürücü. %100 dana eti ve kıymasından yapılır ve bahara çeşitleri var içerisinde. Kilogram fiyatı 299 lira. Görmüş olduğunuz sucuk %100 dana kıymadan oluşuyor. Yani elimdeki dana kıyma işlem gördüğünde İşte bu hale geliyor. Görmüş olduğunuz sucuğun fiyatı 299 lira. Ana ham maddesi olan dana kıymanın fiyatı ise 185 lira. Yani sucuk ana ham maddesi olan dana kıymanın fiyatını ikiye katlamış durumda. Sucuk peki? O da öyle. Çok uçtu. Her şey uçtu. Uçmayan bir şey kalmadı. Evet, valla yediğinizde de tadı damağınızda kalıyor ama ulaşılamaz artık, çok zor.